Merhaba arkadaşlar, Rengahenge hoş geldiniz. Bugün değişik örgü lastiklerde ilik nasıl açılıyor, onu çalışacağız. İlk önce skine ile şöyle yanlamasına yapılan lastiklerde ilik nasıl yapılıyor, onu göstereceğim arkadaşlar. Bu geçen paylaşımda paylaşmış olduğum hırkanın bakın şöyle bir zincirli yapmış olduğum ilik. Bakın şöyle ve şu boyutta da bir düğme çok rahatlıkla geçebiliyor içinden. Zaten ilikler çok büyük açarsınız, o zaman şey yapar, düğmeleri içinden çıkar, örgüler zaten esniyor. Arkadaşlar lastik başlangıçtan başlıyorum. Bakın zincir açtım, 1 2 3 4 5 6. Skinin lastik yapacağız. Bakın birincisini atlıyorum ve sonrakine her gözleğin içerisinde birer tane skini yapıyorum. Lastikler genellikle tek sayılı yapılır arkadaşlar. 5, 7, 9, 11 ile genişliği ilerliyor. Bunun bir sebep de tam ilik açmak için tam ortalama ortası bulmakta kolaylık sağlıyor. Bakın şöyle dönüyoruz ve birinci skinenin tekrar bir kanattan lastik örüyoruz. Lastikle ilgili detaylı video aynı lastikle ilgili daha önce paylaşmıştım arkadaşlar. Oradan daha detaylı bir şekilde de izleyebilirsiniz. Ne kadar uzunlukta sonra ilik görmek isterseniz ya da ilik bırakmak isterseniz o kadar uzunluğu ibatta yaptıktan sonra bakın 1 2 2 tane ördüm ve üçüncü burada bunu şöyle bir zincir çekiyorum, bir tanesi altta boş bırakıyorum, sonrakine tekrar aynı lastik yapılışını devam ediyorum arkadaşlar. Ve sonuncu ilmeğinden skinemizi yaptık, şöyle işimizi döndürdük ve bakın tekrar bakın birinci ilmekten ilmeği aldım ve skinemizi yapıyorum. İkincisi bakın burada şu giderken zincir çekmiştik bir tane, onun üzerine de aynı şekilde bize bakan kanat değil diğer karşıdaki kanattan ilmeğimizi alıyoruz ve aynı örüntü yasında devam ediyoruz. Bakın şöyle 5 tane ilmeğimizi ördük, örgümüzü şöyle döndürdük ve bakalım bakın şöyle yani bir tane boş bırakmak, bir zincir boş örmek yeterli arkadaşlar. Çünkü örgü olduğu için esniyor. Biraz önce bordo hırkandaki lastiği de gösterdim. Bayağı orta boy bir düğme var, geçebiliyor oradan. Şimdi aynı ibatta ne kadar ibatta öreceksiniz, aynı şekilde aynı örüntüyle devam edeceksiniz. Yeri geldiğinde tekrar aynı şekilde ilik açacaksınız. Şöyle yanlamasında örgünün iliği böyle açılıyor arkadaşlar. Şimdi de ben bir ters bir düz dolamalı lastik nasıl yapılıyor? Pardon, lastiğin ilik nasıl yapılıyor? Lastik yapılış ben detaylı bir şekilde daha önce anlatmıştım. Onu da ördüğü işle ilgili püf noktalar playlistte de bulabilirsiniz. Şimdi ben burada bakın son şu örneği de var arkadaşlar benim kanalımda. Şurada düz trabzan sırası var. Bu hırka ve yeleğini ön sırada örmüş olduğunuz bir lastik için taban çalışma olduğunu düşünelim burada. İlk sırada mutlaka ikili trabzan ya da tekli trabzan yeleğinize ya da hırkanıza göre örüyoruz. Ondan sonra üzerine lastik yapılışına devam ediyoruz. Şimdi ben bunu taban sıra olarak alıyorum ve bunun üzerine lastik ve ilik yapılışını göstereceğim. Evet arkadaşlar, bir ters bir düz lastik bilmeyen arkadaşlara çok
Kısaca burada da göstereyim. Bakın tığımız üzerine ip alıyoruz. Alttık sıradaki trabzanı bir önden dolayarak, bir de şöyle tığımızı arkadan beline dolayarak şöyle trabzan ördüğümüzde bunu bir ters bir düz lastik diyoruz. Şimdi diyelim ki biz bu yelek veya hirkanın çevresine kadar bütün çevreyi yaptık bu sıra. Şimdi dönüş yapıyoruz burada. Eğer eteği de aynı şekilde yapıyorsunuz, o zaman böyle dönüş yapmayacaksınız. Tabii devam et, çevirerek geleceksiniz. Bakın şurada arkadaki gelen sırada arkada gelen trabzanı yine arkadan ters, önde kabarak olan trabzanımıza yine ondan düz olarak devam ediyoruz. Şimdi bizim ilik yapacağı yeri geldik diyelim. Şimdi burada bu sıradaki trabzanı üzerine trabzan örmeyeceğiz. Burada bir tane zincir çekiyoruz. Tığımız üzerine ip alıyoruz. Bunu boş bırakıyoruz ve sonraki trabzana bakıyoruz. Sonraki trabzan eğer usttan kabarık ise o zaman düz olarak. Eğer alttan kabarık ise ki bu alttan kabarık, o zaman şöyle arkasından beline dolayarak ters bir trabzan örüyoruz. Ve diğer trabzanlarımızı lastik örüntüsüne göre devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Sıra sonunda geldikten sonra bundan sonraki bir üst sıraya başladığımızda şöyle diyelim, diğer üst sıraya geldik. Şöyle örüntüsüne göre lastiğimizi yapıyoruz. Bakın şurada kabarık trabzanımız var. Onu yaptık. Arkadaki ters olan trabzanımızı ördük ve sonra tekrar düz trabzanımız var. Onu ördük ve şimdi ilik açmak için boşluk bıraktığımız tek bir zincir var. Onun üzerine şöyle tığımız üzerine ip alıyoruz ve eğer ki ikili trabzan yapıyorsak burada kabarık, o zaman şurada tekli trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü beline dolayarak yaptığımız trabzanları eşit uzunlukta olması için, bakın tekli trabzan yaptığı da usttan şunla aynı eşit mesafeyi sağladık. Bir sonraki trabzanda tekrar örüntüye göre şöyle beline dolayarak ikili trabzan olarak devam ediyoruz. Şimdi daha net anlayacaksınız benim ne demek istediğimi. Bakın şöyle baktığımızda, o zaman bakın şöyle bu tekli trabzan yapmıştık. Burada yanlarında kabarık ikili trabzanları var ama boy olarak şuradan baktığımızda eşitlik sağlamış durumda bunu. Bu lastikte bir ters bir düz lastiklerde ilik böyle açılır arkadaşlar. Eğer ki şu daha uzun yapıyorsunuz, daha geniş bir lastik yapıyorsunuz ve onun içinde de şu kabarık trabzanları uçlu olarak devam ediyorsunuz. İki kere dolayıp üç kere boşaltıyorsunuz. Hayır ki o zaman ilinin üzerindeki trabzan tekli değil, ikili trabzan olarak devam edeceksiniz. Yani uzunluğu buna aynı mesafeli olmalı arkadaşlar. Bundan sonraki sırada yine şöyle diyelim ki sonraki sıradayız. Hemen dönüyorum ve şöyle sıradaki trabzan ters trabzan, onun üzerine yine ters trabzan örüyorum. Bu bizim bakın tekli trabzan olan iliğin üzerindeki, onu beline dolayarak şöyle düz önden dolayarak düz bir trabzan yapıyoruz. Örüntüye göre lastiğini devamına aynı şekilde devam ediyoruz. Başka hiçbir değişiklik yapmıyoruz arkadaşlar. Ve böyle lastiğimizin sonuna kadar devam ediyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Sadece ilik üzerine yoğunlaştığım için lastiğini sıra boyu yapmaya gitmedim arkadaşlar. Bakın ön tarafından şöyle baktığımızda, bakın şöyle bizim ilik açmış olduk. Bakın şöyle de düğme geçirdiği zaman şöyle bir düğme geçirdik.
Şöyle yaptığı zaman da daha büyük boy düğme bile geçebilir. Ayakkabı ipiniz çok kalınıysa ve burası çok geniş olduysa, sonradan düğme dikerken de şuradan yanlardan birer az az dikebilirsiniz. Küçük bir düğme dikeceksiniz eğer ki. Diğer biraz önce açmış olduğu ilikte göstereyim arkadaşlar. Diğer lastiğinde bakın. Bunda da çok rahatlıkla düğmeler geçebiliyor. Üçüncü olarak lastiklerde düz bir lastik örüyorsunuz. Eğer ki hiç ters düz şöyle kabarıklı lastik veya şöyle skinny lastiği değil de sırf trabzanın üzerine trabzan olarak lastik örüyorsunuz. Eğer çoğunlukla robadan başlayan ve aynı zamanda lastik devam eden hırka yeleklerde ve çoğunlukla bebek ve çocuk yeleklerde bunu yapıyoruz. Onu nasıl yapacağız onu göstereyim size. Evet arkadaşlar, sırf trabzan olan dönerek yaptığımız yeleklerde ya da sonradan da sırf trabzanla devam eden lastiklerde bakın bu sırada diyelim ki ilik açmak istiyorsunuz. Basit bir yöntem şöyle. Bir zincir üzerinden tığımız üzerine ipliği kalıyoruz ve alttaki bir trabzan boş bırakıp hemen yandaki trabzanla lastik yapıyoruz. Yine aynı sıra devam ediyoruz. Bir yöntem bu var. Eğer ki kalan iplikli veya çok büyük bir ilik yapmak istemiyorsanız ikinci yöntemde şöyle var. Bakın şu ilik şöyle. Bunun içinden de bu boyuttaki bir düğme çok rahatlıkla geçebiliyor. Hatta geniş bile geldi. Bakın bebek için örüyorsunuz. Bu büyük olabilir. O zaman ne yapacaksınız? Hiç zincir çekmeyeceksiniz. Tığımız üzerine ip alacaksınız ve sıradaki trabzanı boş bırakacaksınız. Hemen yandaki trabzanı bir trabzan daha yapacaksınız. Bakın, şöyle bir ilik açmış oluyorsunuz. Bu diğerinden daha küçüktür. Böyle. Çünkü arada zincir yoktur. Şimdi dönüşte bunlara ne yapacağız? Aslında çok basit bir şey ama yine de göstereyim. Belki bilmeyenler olur. Bakın şöyle iki zincir çekiyorum ve dönüyorum lastiğimizin devamına. İlik açarken mutlaka ortasındaki sıraya yapmaya özen gösterin. Masa altta önce ilikten önce iki sıra orduysanız üçüncüsünde bunu yapıp ilik açtığımız sıranın üzerinde tekrar iki tane sıra örün arkadaşlar. Çok geniş yapmak istemiyorsunuz. Eğer ki o zaman bir sıra böyle örgü ördükten sonra ilik açın. Ondan sonra da üçüncü sırada düz olarak geçerek kapatabilirsiniz örgünüze. Bakın şimdi arkadaşlar 1, 2, 3 tane ilmek vardı. Trabzan vardı. Üzerine de yine 1, 2, 3 tane trabzan ördüm. Şimdi tığım üzerine ip alıyorum ve burada zincir yok. Ama alttan bir tane trabzan boş bırakmıştık. Onu karşılık olarak şurada boş yerden ilmek alarak bir trabzan yapıyorum ve yine örneğin örüntüsüne göre örmeye devam ediyorum. Ve diğer ilikte bir zincir çekmiştik. Orada da bir tane aynı şekilde altta bir trabzan boş var. Burada bir zincir var. Zincirin içerisinden de ilmek alarak bir trabzan örerek bu sıraya da düz bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Aslında ilik açmanın bir sürü yöntem var arkadaşlar. Ama en çok kullandığımız yöntemleri bu. Şiş içinde farklı yöntemler var. Onu da inşallah başka bir zaman şiş işliğinde nasıl örgülerde ilik açıldığını isterseniz onu da gösteririm. Bakın şöyle böyle daha siyahına gösterdiğimde daha fark edilir. Bakın bu küçük, bu da daha büyük bir ilik açmış olduk arkadaşlar. Burada bakın şu bebek düğmesi bile rahatlıkla bunu bile geçiyor çünkü ipim kalın. Bakın bebeği ip de şöyle.
Ama yine de dediğim gibi açmış olduğunuz ilikler daha büyük gelirse, düğmeniz daha küçükse, normalde bebek kıyafetler için böyle bu ebatta oluyor düğmeler. Yine öyle bir şekilde, öyle bir şey olursa eğer ki, o zaman yağlardan şu daha hafif böyle normal dikiş ipiyle, ama hafif böyle küçeltebilirsiniz arkadaşlar. Üzerine işlem de yapabilirsiniz. Tabii o size bağlı. Mesela şöyleyse şurada bir nakışla şunu yuvarlak veya şöyle uzun yapabilirsiniz. O dekoratif hali de getirebilirsiniz. Kucak edebilirsiniz. O tamamen size kalmış arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Yardımcı olmuşumdur umut ediyorum. Yine de anlaşılmayan bir şey olursa yine yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.